Motion, please. Turn up the hot. Come on, man, let's go, let's go. 打翻了，打翻了。秀。干嘛？飞龙呢？Çok güzel oldu Gülcan. Ya, daha var. Kahve rengiyle yapabilirsin. Buna al. Ciddi. Biraz kurusun. Bir kat daha üstüneye geçeceğiz. Dokuz aydır aktivite merkezinde bulunmaktayım. Genellikle hastalarımız şizofreni, depresif, manik hastalarımız, çocuk hastalarımız da var. Hastalarımıza el sanatları, resim gibi faaliyetler vermekteyiz. El işi yaptıkları zaman hastalarımız sakin ve dingin oluyorlar. Resimde de öyle. Mesela genelde ben çizerim ya da onlar kendileri çizmek isterler. Böylelikle sanatsal yönleri gelişiyor. Hastalarımız bir objeyle başlıyor, daha sonra yaratıcılıkları gelişiyor. Herhangi bir nesne ve boyamaları, el mekanizmaları, düşünmeleri, sanatsal yönlerinin ağır basını görüyoruz. Yani bizim normal insanlardan bir farkı yok aslında bu hastalarımızın. Nasıl normal bir insan hayatını sürdürüyorsa bu hastalarımız da o şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Biz burada ilaçsız bir şekilde onların tedavilerinde katkı olmasını sağlıyoruz. Yaklaşık 7 yıldır Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmaktayım. Aktivite merkezimiz SODES projesi kapsamında 2013 yılından beri faaliyet vermekte hastanemizde. Spor salonumuzda masa tenisi, dart, badminton, koşu bantlarımız, bisikletlerimiz bu tarz faaliyetler vermekteyiz. Aynı zamanda minyatür halı sahalarımız var. Orada da işte voleybol ve futbol oynamaktayız. Çeşitli zamanlarda dönem dönem hastalarımız arasında turnuvalar yapıyoruz. Voleybol, futbol, masa tenisi, badminton turnuvaları yaptık. Bahar şenlikleri düzenledik geçmiş yıllarda. İşte bu şenliklerde mahalli sanatçılarımız katıldı. Elazığ'dan çeşitli enstrümanlar geldi. Halk oyunları gösterimiz oldu hastalarımız tarafından. Hastalarımız sabah 8 ile 4 arasında aktivite merkezinde bulunuyorlar. Daha sonra işte servislerine geçiyorlar dinlenmek için. Burada bizim amacımız hastalarımızın sosyalleşmesine yardımcı olmak. Hastalarımız ilk geldiklerinde daha çok böyle içe kapanıklar, özgüvenleri yetersiz. Bizim amacımız burada onların özgüvenlerini artırmak. Onların da bir şeyler yapabileceğini topluma kanıtlayabilmelerini sağlamak. Onların zihinsel ve fiziksel becerilerini artırmak. Aktivite merkezimiz 2006 yılında Hollanda ile ortak yürütülmekte olan korumalı evler projesiyle faaliyete başlamış. Daha sonradan toplum ruh sağlığımız merkezimizin açılmasıyla orada 2013 Aralık ayı itibariyle içinde bulunduğumuz tarihi binanın restore edilmesiyle burada hizmet vermektedir. Merkezimizde ergoterapist eşliğinde resim, müzik, halk oyunları eğitmenleri ile beraber faaliyetler yürütülmekte. Bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ürünler belli dönemlerde standlar açılarak satışa sunulmakta. Elde edilen gelirler merkezin finansında katkıda sağlamak
merkezin finansına katkı sağlamakta, yine hastaların yararına sunulmaktadır. Merkezimizin nihai hedefi kronik ruhsal bozukluğu olan bireylerin toplum yaşamında üreterek ve aktivitelerde bulunarak var olmalarını sağlamak. Ruhsal bozuklukların sadece farmakoterapiyle değil, aktivitelerle ve üreterek sağaltılmasına yardımcı olmaktır.